iç mimardır. Biz buna artık gönülden katılıyoruz. Bilinçli öğrenci. Çok bilinçli, evet. Tabii bunun yanında siz bu işlerin çok içerisindesiniz ama öğrenci sadece üniversiteyi ya da bölümü de seçmemeli. Hı hı. Üniversitenin içerisinde hangi sosyal imkanların var, yaşam bunu seçmeli. Biçimini seçmeli. Yaşam biçimini seçmeli. Yaşamalı üniversite. Kesinlikle. Hı hı. Bu üniversite nasıl bir yer diye araştırmalı. İşte onun için burada sizin öneminiz çok bir kat daha ortaya çıkıyor. Araştırmak için bile insanların bir şeyleri biliyor olması lazım. Şimdi bu programdan sonra ben eminim ki birçok insan Sadık Bey'den dolayı belki de ya da bizlerden dolayı açıp bir bakacak yakında o üniversitesi nasıl bir yerdir diye. Devam bunlar çok önemli. Bir de şu var, yani İngilizce yabancı dil bu dersler adam gibi yapılıyor. Adam gibi yapılıyor derken herhalde anlaşılmıştır. Evet. Hani yarı Türkçe, yarı bilmem ne gitmiyor çünkü sınıfta yabancı öğrenci var. Çok. Evet, mecbursunuz. 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 Yani ya hani bazen yüzmeyi bilmek için denize düşmek gerekir bilirsiniz. Siz havuzda ne kadar öğretirseniz öğretin çocuk bir türlü öğrenmeyebilir. Ama denize düşünce öğrenecek. Şimdi burada da durum şu. Hazırlık okuluna bile gittiği zaman öğrenci çevresinde İngilizcesi yeterli olmayan yurt dışından da öğrenciler gelen var. Şimdi onlarla birlikte zorunlu kılıyor. Yani öğrenmek zorundasınız. Kaldı ki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflarda full İngilizce görüyorsunuz. Bu zaten devam edecek. Devam edecek. Hayatın bir biçimi artık. Bu özel yetenek sınavlarının başvuruları devam ediyor herhalde. Devam ediyor. Çok. Bunu siteye girip rahatlıkla görebilirler. Çok rahatlıkla görebilecekler. Programlardan belki çok kısaca bahsetmek gerekirse. Sahne sanatları fakültemiz var. Oyunculuk ve dramatik yazarlık, dramaturji alanında. Güzel sanatlar, grafik tasarım, plastik sanatlar. Beden eğitim ve spor öğretmenliği. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde yüksek okul olduğu zaman sanki öğretmenlik olmaz gibi algılanıyor. Burada önemli bir şey beden eğitimi ve spor öğretmenliği. Yani öğretmenlik Türkiye'de de geçiyor. %100 geçer. Tabii, tabii. Siz çok iyi biliyorsunuz. Tabii izleyicilerimize aktarmakta da haklısınız. Bunlar çok önemli bölümler. Neden? Çünkü hem özel yetenekle giriyorsunuz. 4 yıl sonra hazırlığı da yok. Bazıları için avantajdır bu. 4 yıl sonra öğretmen olarak mezun oluyorsunuz. Ve iş garantisiyle çıkıyorsunuz. İşte, tabii yani atamanız vesaireniz tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Bir şeyin de altını çizeyim müsaade ederseniz. Yıllardır hep denklik sorulduğu zaman biz şu yanıtı verdik. Ya diplomanızı alıyorsunuz götürüp YÖK'e sadece onaylatıyorsunuz. Artık bu da yok. Artık bu da yok Kuzey Kıbrıs'taki okullar için. Yakında o üniversitesinden mezun olduğunuz zaman diplomanızla bir de son direkt olarak Türkiye'ye müracaat edin. Burslardan da söz edelim. Yüzde kaçı öğrenciden burslu? Çok büyük bir kısmı burslu. Şöyle diyeyim fakültelerin yani yüzde... bir kere 50'nin üzerinde fakültemiz otomatik burslular. Yani ne yaptık? Biz normal bursumuzun yarısını tercih eden öğrenciye garanti verdik. 5600 euroluk yerlerimiz vardı. Bunun %50'sini 2800 euro olarak hemen hemen üniversitemizin %60'ına yakınını 2800 eurodan öğrenci çok alıyoruz. Bu fena bir rakam değil. Çok iyi bir rakam. De paketlerimiz var ki özellikle özel... Ya bunun içinde yemek var, 3 öğün yemek var, barınma var. 3 öğün yemek yeme, barınma ve eğitim ücreti dahil 4400 euro gibi bir rakamımız var. Ne kadar var. Güzel. Üçü birlikte. Bunu da özellikle altını çizelim. Bu saatten sonra yoğun olacağımızı düşünüyorum ve özellikle sizin söylediğiniz gibi... Bir de gibi... hani Kıbrıs pahalı deniliyor. Üç öğün yemek var. Ondan sonra akademik şey var, ücret var ve barınma var. Barınma var. 4400 euro. Evet. Yani çok pahalı değil. Çok güzel. Kıbrıs neden pahalı gibi algılanıyor? Hep turistik anlamda bir yerlere gidildiği zaman iyi yerlerde yer içersiniz. Ama biz turist olarak onlar... gitmiyoruz oraya. Öğrenci olarak öğrenci. Gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Şeref duyduk katıldığınız için. O şeref bize ait. Sağ olun. Evet. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Sen kalın efendim.